Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir bültenle bu akşam tekrar karşınızdayız. Efendim gündemimiz yoğun, hem Avrupa, Türkiye ve dünyadan haberlerle sizleri bu akşam buluşturacağız. Bakalım gelişmeler neler, neler yaşandı dünya üzerinde. İlk önce unutulmaya yüz tutan ama 9 yabancının, kökenli insanın bir ırkçı tarafından katledildiği ve dördü bizim vatandaşımız olan bir olay vardı. Hanau meselesi. Bu mesele korona ve işte İdlib, Yunanistan sınırındaki gelişmeler derken Almanya'daki sıkıntılar konusu içerisinde biraz ötelenmeye çalışıldı. Ama biz bu konuyu unutturmayalım dedik ve Hanau meselesini tekrar gündemlere taşıyalım dedik. Evet, onunla ilgili bir haberimiz var. AfD'ye tepkiler büyüyor. Alman siyasi partileri Hanau katliamını suç ortağı olarak AfD'yi işaret etti. Federal Meclis'te geçtiğimiz hafta düzenlenen özel bir oturumda 19 Şubat'ta Almanya'nın Hanau kentinde bir nargile kafe ve bir büfeye yapılan 9 kişinin ölümüne yol açan ırkçı terör saldırısı görüşüldü. Bakalım bu görüşmelerden neler çıktı. Nach der rassistisch motivierten, von Hass auf Muslime getriebenen Morden ist das Entsetzen greifbar. Federal Meclis'te geçtiğimiz hafta düzenlenen özel bir oturumda 19 Şubat'ta Almanya'nın Hanau kentinde bir nargile kafe ve bir büfeye yapılan 9 kişinin ölümüne yol açan ırkçı terör saldırısı görüşüldü. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in misafir sıralarından izlediği oturum terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Oturumu açan Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble konuşmasında Hanau saldırısında hayatını kaybeden kurbanların isimlerini tek tek okudu. Wir trauern um Gökhan Gültekin, Sedat Gürbuz, Said Hashimi, Mercedes Kiapatsch, Hamza Kenan Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Soracolu, Fahad Ünvar, Karl-Johan Velkov. Wir gedenken der Mutter des Attentäters, getötet vom eigenen Sohn. Schäuble, aşırı sağcı terör tehdidi konusunda sert uyarılarda bulundu. Öngörülenden uzun süren oturumda konuşan milletvekillerinin büyük bir bölümü AfD sıralarına yönelerek bu partiyi siyasi söylemleriyle ırkçılığı körüklemek ve şiddet eylemlerine zemin hazırlamakla suçladı. Sosyal Demokrat Parti Grup Başkanı Hanau saldırısının izinin federal meclisteki AfD'ye uzandığının demokrasi düşmanı olarak nitelendi ve AfD'nin suç ortağı olduğunu söyledi. Grup başkanı AfD'li milletvekillerini sıralarına yönelerek şunları söyledi. Zemini siz hazırladınız, siz suçlusunuz. Parlamentodaki toplantı Hristiyan Birlik Partileri Grup Başkanı Brinktus da söz aldı. Brinktus, demokrasiye saldırı olarak tanımladığı Hanau saldırısının sadece üzüntüye değil, aynı zamanda derin bir utanca yol açtığını kaydetti. Milletvekili, Almanya'da bir kez daha insanların belirli bir gruba aidiyetleri, farklı inançları nedeniyle korkuyor olmasını dehşet verici bir gerçek olarak nitelendirdi. Federal İçişleri Bakanı Zeofa ise aşırı sağ ile mücadele sözü verdi. Zeofa konuşmasında aşırı sağ, sağcı terör ve antisemitizm, özgürlükçü hukuk devletimizi hedef alan en büyük tehditlerdendir diye konuştu. Bu tehditlere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini aktaran Zeofa, demokrasinin kendisini savunması gerektiğini söyledi. Die furchtbare Gewalttat in Hanau war die dritte innerhalb von 10 Monaten. Es ist eine Spur zurück bis zur Enttarnung NSU über den Amoklauf in München, der heute auch zweifelsfrei als rechtsextremistisch motiviert eingestuft wird von den Sicherheitsbehörden. Aber die höchste Bedrohung in unserem Lande geht vom Rechtsextremismus aus. Das muss deutlich ausgesprochen werden und man kann ihn nicht damit diese Bedrohung relativieren. Der Rechtsextremismus, der Rechtsterrorismus, der Antisemitismus sind die höchste Gefährdung unseres freiheitlichen Rechtsstaates. Efendim, ırkçılıkla mücadele kararı alındı mecliste. İnşallah bu kararla birlikte mücadele iyi bir şekilde sürer ve ırkçıların sesi kesilir. Yabancılar olan düşmanlıklarını azaltırlar